Allah burada Hazreti Peygamber'e der ki, ey Muhammed, üzülme. Onlar sana soyu kesik diyorlar. Halbuki asıl soyu kesik olanlar onlardır. Hazreti Peygamber bu dünyadan gitmeden önce Allah'ın emrini yerine getirerek, yine üstüne basarak tekrarlıyorum, Allah'ın emrini yerine getirerek kendi soyundan gelen Ehl-i Beyt'ini ümmete, insanlığa emanet etti. Hazreti Peygamber'e karşı gelenler, Hazreti Peygamber'in soyunu kurutmaya çalışanlar, Hazreti Peygamber'in soyunu katletmeye çalışan insanlar, zamanın tarihinde bunu gördüler ki, minarelerden kestikleri, minarelerden kapatmaya çalıştıkları Hazreti Muhammed'e şehadet sesini, İmam Ali'ye velayetin şehadet sesini 1400 yıldır hali kesemediler. Bugün Kerbela'nın kurak çöllerinde yerlere düşürdükleri, toprağa buladıkları, kana buladıkları İmam Hüseyin'e Elbeyinler'de milyonların üstünde, hatta Hacca, Kabe'ye, Allah'ın evine ziyarete giden insanların belki 5, belki 10 misli insanları hala Kerbela'da, hala İmam Hüseyin'e, hala bu kadar canlı, hala Peygamber'in kesik dedikleri, sonsuz dedikleri, soyun yok dedikleri soyuna bu denli gönülle, bu denli muhabbetle bağlanabiliyorlarsa Allah'ın vaadi gerçektir. Asıl soyu kesik olanlar Hazreti Peygamber'e ebder diyenlerdir. Şimdi de değerli hocamız, araştırmacı yazar, Hacı Şeyh Tevekkül hocamızı o değerli bilgilerinden faydalanmamız için kendisini selavatlarla buraya davet edelim. Muhammed Ali Muhammed selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Hacı Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب الله العالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المكرمين واللعنة والنغمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bu mübarek, bu rahmet, bu mağfiret ve bu yüce günden alemlere rahmet olarak gönderilen ve indirilen ve yaratılan ve her şeyi onun yüzü suyu hürmetine yaratılan yüce insan Hazreti Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin İmamet ve velayet güneşinin altıncısı olan İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselamın doğum yıl dönümü başta aziz evlatları Hazreti Bakiyyatullah İmam-ı Zaman İmam-ı Mehdi Accelallahu Lahu'l Ferece yeryüzündeki hak naibi olan Rehber-i Azimuşşan, büyük önderimiz
Hazreti Ayetullah Hamine'ye, müçtehitlerimize, alimlerimize, ehl-i beyt aşıklarına, bütün Müslümanlara ve özellikle siz saygıdeğer Brüksel ehl-i beytin muhterem, aziz ve kıymetli, değerli mümin cemaati olan kardeşlerime ve bacılarıma tebrik arz ediyorum. Bu güzel günü tertiplemek için zahmet çeken bütün kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyor. Ve nice daha güzel böyle programlara ve programları yerine getirmek için çalışmalarında da başarılar diliyorum inşallah. Tabii ki Resulullah'ı tarif etmek ne ilmi derecemiz ne akli derecemiz yeterli değil. Fakat bizim anlayabileceğimiz, alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz bu yüce şahsiyetin hayatından, konumundan, ahlakından ve yaşam biçiminden dersler ve bu dersleri sosyal hayatımızda icraata koymak, yürürlüğe koymak, aile bireyleri olarak, aile bireylerinden de toplumsal olarak bu dünya ve ahiret saadetinin menbaası ve madeni olan Resulullah'ı ve aziz dinini, aziz ehl-i beytinin mektebini yaşamak için ne kadar öğrenebiliriz, onun gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Kardeşlerimiz Resulullah'ın hem viladetiyle ilgili, doğum yıldönümüyle ilgili, doğum günüyle ilgili, hem hayatıyla ilgili güzel bilgiler sundular. Kendilerine teşekkürlerimi sunan ve başarılar diliyorum her zaman inşallah. Ben Resulullah'ın bazı özelliklerini ve bu özellikler içerisinde bizlerin neler yapmamız gerektiği noktasında durmak istiyorum. Evvela değerli kardeşimizin de belirttiği gibi Hazreti Resulullah sadece ve sadece itikat ve ibadi anlamda gönderilen bir peygamber değildir. Resulullah sadece ve sadece bir mekana, bir zamana veya bir belirli bir kavmiyete, topluma gönderilen bir peygamber değildir. Resulullah evrenseldir, zaman ötesidir. Resulullah öğretmendir, Resulullah eğitimcidir, Resulullah ıslah edendir, terbiye edendir. Resulullah siyaset medardır. Resulullah devlet adamıdır. Resulullah bir komutandır. Resulullah bir alimdir. Resulullah iyi bir mümindir. Resulullah iyi bir takva ehli ve güzel ahlak abidesidir. Her şeyi içerisinde barındıran bu yüce şahsiyeti tanırken bu yüce şahsiyetin getirdiklerine bağlılığımız ne kadardır? Öz eleştiri olarak bunu yapmamız gerekiyor. Resulullah öz eleştiri olarak yaptığımız zaman ben ümit ediyorum ki Resulullah'ı tanıma noktasında kendimizde bir sorumluluk hissedeceğiz. Çünkü Resulullah Allah'ın bütün özelliklerini, Allah'ın bütün güzelliklerini mübarek vücudunda tecelli ettiren yegane insandır. 124 peygamberin içerisinde sadece Resulullah Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün vecihlerini mübarek vücudunda alan
ve Allah bütün varlık güzelliğini onun vücudunda tecelli ettiği yegane şahıstır. İnsan yaratılış itibariyle tertemiz olarak yaratılmıştır. İnsanın ne düşüncesinde, ne kalbinde, ne nefsinde, ne hücrelerinde, organlarında ne bir sapma söz konusudur, ne bir tahrip söz konusudur, ne kendisinden uyduruklu bir şeyler üretme, yapma vasfına sahip olan bir özelliğe sahiptir. İnsan tertemiz yaratılmıştır. Çünkü Allah insana kendi nurundan, kendi izzetinden, kendi zat-ı mukaddesinden üflemiştir. Ruh onun kendisindendir. Ve bu ruh ilk verildiği zaman yaratılış aleminin, varlık aleminin yaratılışından 18 bin yıl evvel Resul-i Kibriya'ya verilmiştir. Ve Resul-i Kibriya'nın yegane vazifesi insanları tek olan, yaratan, yaratıcı olan Allah'a yönlendirmek, temiz yaratılan insanı temiz yaşaması için ona bilmediklerini öğretmek ve insanı şeytan ve şeytani vesveseler doğrultusunda tahrik ve tahrip edecek konulardan, tahrif edilecek konulardan uzak tutmak için 23 yıl peygamber vazife yapmıştır. Peygamberlik vazifesi yapmıştır. Ve bu temiz yaratılan insan maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in kendi döneminde münafık bir vasfıyla aşikar olarak ortaya çıkamazken peygamberden sonra, peygamberin vefatından sonra insanların bütün özellikleri, bütün vasıfları ortaya çıkmış ve insan tahrip edilme noktasında gayret edilmiştir. Ve bu tahrip edilme noktasında insanları tahrifata götürecek gayretleri gösterirken Allah Resulü Allah'ın emri gereği kendisinden sonraki temiz insanların ve temiz bir mektebin doğrultusunda insanların hayat sürmesini istemiştir. Dolayısıyla Allah-u Tebareke ve Teala 23 yıl 72'nin üzerinde sadece ve sadece insanların temiz kalma ve tek bir Allah'a inanmak için mücadele vermiş, savaşlar gerçekleştirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir amacı insanları bu tek olan Allah'a tesbih etmek, Allah'ı takdis etmek, Allah'a ibadet etmek, Allah'a kul olmak için o bütün sıkıntıları, bütün problemleri göğüsleyerek mücadele vermiştir. Allah-u Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اَلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اَلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Ona övgüyle tenzih etmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey onu överek tesbih eder, onu tenzih eder, ona ibadet eder, ona secde eder. Ama temiz bir şekilde, temiz niyetiyle, düşüncesinde, fikrinde, kalbinde, duygularında, nefsinde asla ve asla karışım olmaz. Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı tenzih etmek sadece ve sadece temizlik ile olan ilintili bir şeydir. Eğer ibadetlerimizde, eğer inançlarımızda, itikatlarımızda, namazlarımızda, haccımızda, orucumuzda, günlük ve haftalık ve aylık ve yıllık ibadetlerimizde, amellerimizde eğer temizlik yoktursa orada tesbih söz konusu değildir. Orada tenzih söz konusu değildir. Ve temiz bir şekilde Allah anılarken siz onları la yafkavuna, siz onları anlayamazsınız. Anlamıyorsunuz siz. Allah'ı nasıl temiz niyet ile
temiz duygu ile, temiz düşünce ile, temiz kalb ile ve temiz nefis ile ona itikad ederek, onu tesbih etmek, onu anmak, ona ibadet ve itaat etmeyi siz bir türlü anlamıyorsunuz. La yefkahun, Kur'an gülücüyü anlamıyorsunuz siz. O halimdir, o keremdir, o bağışlayandır. Bu manada yola çıktığımız zaman Hazreti Resulullah ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını beyan etmiştir. Ümmet 73 fırkaya ayrılır. Bir tanesi Necat olacak, kurtuluş ayrılır. O da Allah'ı ve Allah'ın dinini temiz bir şekilde tenzih edenler, tesbih edenler, takdis edenlerdir. O Resulullah'ın özünü ve Resulullah'ın kendisinin koyduğu mekteptir. O mektebin içerisinde, imamet ve velayet mektebin içerisinde insan ne kadar ibadetini, itaatını, amelini temiz yapabilir? Düşünceler ne kadar temizdir? Düşünceler ne kadar o temizliği kendisine yönlendirip ve kendisini o yönde hareket ettirebilir? Maalesef dört tane unsur vardır, sebep vardır ki bizi düşüncemizde, bizi amelimizde, bizi itikadımızda, bizi hareketlerimizde, bizi yaşantımızda tahrik etmiştir. Biz özümüzü hak olarak gördüğümüz surette bile, şartta bile maalesef hakkın içerisinde tahrik edilmişizdir. Ve bizi tahrik ederek, bizi yanlış yöne yönlendirerek ve bize, fikirlerimize, düşüncelerimize, imanımıza, takvamıza, kalbimize ve nefislerimize şeytanı ve şeytanı vesvese zincirlerini vurarak ve vurdurarak bizi gerçek nebevi ve Muhammedi dinden, nebevi ve Muhammedi duygudan, nebevi ve Muhammedi tefekkür ve düşünceden, nebevi ve Muhammedi amellerden bizi alıkoymuşlar. Ve kendimize göre bir din anlayışı, kendimize göre bir mektep, bir ibadet anlayışı, kendimize göre bir yaşayış anlayışı bize ortaya koymuşuz. Ve böyle olunca da biz tahrif olmuşuz. Ama bu tahrifatın içerisinde haberimiz yoktur. Zannediyoruz ki doğru amel yapıyoruz. Zannediyoruz ki doğru iş yapıyoruz. Doğru iş yapıyoruz. Bu dört tane amel bizi tahrif eden unsurlardan, sebeplerden birisi budur ki İmanlarımız taklitidir. Yani biz ne düşüncemizle, ne fikrimizle, ne amellerimizle, ne hareketlerimizle Allah'ın bize sunduğu o itikadın manayı aklımızla, dilimizle ve o kalbi ve nefsi duygularımızla bulmamışız. Birileri bize ampoze etmiş. Birileri bize vermiş. Peygamberin en büyük mücadelesi buydu. Niye? Çünkü Kur'an şöyle buyurur. Buyurur. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Niye böyle yapıyorsunuz? Niye böyle hareket ediyorsunuz? Niye böyle amel ediyorsunuz? Onlar derler ki biz babalarımızdan, ecdadımızdan ve bizden geçmişteki insanlardan gördüklerimizi yapıyoruz. Kur'an buyurun diyor ki, diyorsunuz ki babalarımızdan, annelerimizden, ecdadımızdan gördüklerimizi yapıyoruz. Demiyoruz, araştırdık, aklımız ile, kalbimiz ile, kendimizle Rabbimizin arasındaki ıslah edici nefsimiz ile haklı ve doğruyu bulduk diyemiyoruz. Ve gör götür manasındaki inanç faktörü bizi dinimizden ve inancımızdan ve mektebimizden mesafeli bir şekilde var. Ya bu yeni peygamber midir? Bu yeni bir din getirmiş.
Niye? Çünkü biz yıllarca alimlerimizden, yıllarca babalarımızdan, yıllarca ecdadımızdan, yıllarca geleneklerimizden, görüneklerimizden yaşadığımız bir böyle bir din yok değildir. Aslında bizim din yaşadığımız, yaptığımız amellerle, intikatla bu gelen mahmur getirdiği gelen manada, doğru manada yaşasa ve yaşayabilsek ve amel edebilsek, o zaman imamın getirdiği o Muhammed'in gerçek dininin anlayışı bize yabancı gelmez. Niye yabancı gelmiyor? Peki biz bu dini yaşamıyor muyuz? İşte tahrip ettiler dinimizi. İnançlarımızı tahrip ettiler. Mektebimizi tahrip ettiler. İbadetlerimizi tahrip ettiler. İtikatlarımızı tahrip ettiler. Her şeyimizi tahrip ettiler. Ve bize somutlanmış bir şey koydular ortaya. Dediler ki gelin böyle bir dine inanın. Emevilerin, Abbasilerin getirdikleri bir din anlayışını bize. Ve biz bugün o din anlayışıyla hareket ediyoruz. Bakın o din anlayışıyla Suriye'de Allah-u Ekber deyip insan başı kesiyorlar. O din anlayışıyla Irak'ta insanlar bombalarla katlediliyor, tekbir sesleri getirilir. Ve böyle bir din anlayışı bize sundular. Ne yaptığımız belli değil. Nasıl hareket ettiğimiz belli değil. Acaba kıldığım namazlarla benim gidişat şeklim birbirini tutuyor mu? Acaba yaptığım ibadetler benim hayat tarzımı benimsiyor mu? Yoksa yok. Benim inancımla, benim itikadımla, benim yaşayış tarzım birbirini tutmuyor. Haklı alandadır. Ama buna rağmen ben kendimi haklı görüyorum. Nasıl olabiliyor bu? Benim bir din anlayışım, benim ibadetim, benim yaşayış tarzımı, konuşma tarzımı, tefekkürümü, düşüncemi, nefsimi onaylamıyorsa ben onu nasıl hakla doğru görüp o yolda hareket edebilirim? Ya benim nefsim doğrudur ya Muhammed'in din doğrudur. Bu ikisinden birisi doğrudur. İkisi de doğru olamaz. İkisi de yanlış olamaz. Bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşinin, Müslümanların birbirinin hakkındaki düşünce, fikri, tefekkürü, sözü, söylemi acaba Resulullah'ı bir din anlayışı ilamıdır yoksa şeytani ve nefsani bir din anlayışı ilamıdır bu? Ne kadar olur? Ben bir alimim. Bu alimlik kisvesinin içerisinde acaba ne gibi şeytani dürtüler yatıyor? Senin genç, sen sakallı, sen namaz kılan, sen mümin genç. Acaba bu kisvenin içerisinde ne gibi şeytanın dürtüler yatıyor? Sana anne bacı, giydiğin tesettürün ve o elbisenin içerisinde nasıl bir şeytanın dürtüler yatıyor? Yoksa o elbisenin içerisinde gerçek bir manada Muhammed'i ve Fatıma'yı ve Ali'yi, Murtaza'yı ve Hasan ve Hüseyin'i bir anlayışı yatıyor? Eğer yatıyorsa, eğer benim alimliğimden yatıyorsa demek ki ben doğru yoldayım. Eğer sen genç, öyle bir zihniyet, öyle bir elbise içerisinde Muhammed'i anlayışı yatıyorsa doğru yoldasın. Sen annen o tesettürün, o elbisenin içerisinde gerçekten Muhammed'i ve Fatıma'yı bir anlayışı yatıyorsa doğru yoldasın. Eğer yatmıyorsa, o farklı bir şeyse, benim hayatım farklı bir şeyse biz yanlış bir yoldayız. İşte tahrip etmişler bizi. İnancımızı tahrip etmişler. Tefekkürümüzü tahrip etmişler. Gıybet ediyoruz, doğru diyor, diyoruz, doğrudur. İftira ediyoruz, diyoruz, doğru diyoruz. Yalan konuşuyoruz, diyoruz, doğru diyoruz. Hakaret ediyoruz, diyoruz, doğru diyoruz. Her şeyi yapıyoruz, diyoruz, doğru diyoruz. Ya ya bu doğrudur, ya Muhammed'in din doğrudur. Muhammed'in din haram etmiştir bunları. İşte tahrifat bizi ne yapmış? Kendi uydurduğumuz şeytanı, gürültüleri bile bize doğru olarak gösterir. Buyurun bu insanların şeyi yoktur, hayrı yoktur. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَدَادَهُمُ اللّٰهُمْ مَرَضًا Onların kalpleri hastalıklıdır. Ve biz onların o kalplerindeki hastalıkları da büyütüyoruz. O hastalıkları da büyütüyoruz. İkincisi özellik, mevsimlik Müslüman.
Ramazan olarak oruç tutarız. Ramazan olarak namaz kılarız. Camiye gelince başımızı bağlarız. Cenazemiz olsa başımızı bağlarız. Cenazemiz olsa elimizi bağlarız, saflarda durarız namaz kılmaya. Muharrem diyorsa İmam Hüseyin'e sinem olmak için matem için gideriz. Bir program olsa, bir şu olsa, bir bu olsa orada görünmek için gideriz. Mevsimlik Müslümanlık. Bizlere şunu eskiden ne diyorlardı? Diyorlardı ki, ya arasam 40 yaşına gelmiyorsan bizden ne yaşın var ki namaz kılırsan? Taklidi Müslüman, mevsimlik Müslüman. Yani benim mevsim 40 yaşından sonra. Ve biz bu dini yaşıyoruz. Biz 6 yaşında peygamberimiz, imamlarımız böyle diyor ki 6 yaşında itibaren çocuklarınızı terbiye altına alın, eğitim altına alın. Onlara dinini, Kur'an'ını, mektebini, İslam'ını, peygamberlerini, imamlarını, Mekke'sini, Kabe'sini öğretin. Biz diyoruz ki ya çocuklar ne diyor ki? Ama televizyondaki ahlaksız şeylerin hepsini öğretebiliriz. Bir tane gencimiz peygamberinin 25 tane peygamberden, 28 tane Kur'an'dan geçen, ismi geçen peygamberin bir tanesinin ismini bilmezken 11 tane futbolcunun adını tatı 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 diye sayabilir. Mevsimlik Müslüman. Ve biz mevsimlik Müslümanlıkla vermişiz. İnancımız, itikadımız tarif. Bu kez İslam'ın hakikati, dinin hakikati, Resulullah'ın hakikati, Allah'ın hak dini dillendirildiğinde de bazen görsen ki bu mevsimli Müslümanın karnı aldı. Bu mevsimli Müslümanın efendime söyleyeyim farklı girir. Hoca böyle dedi, camide böyle yapıldılar, camide böyle edildiler. Ya bu tesettür, bu başını bağlayanlara inanmayın. Bunlar böyle fitnecidiler, bu namaz kılanlara inanmayın. Bunlar. Niye? Çünkü mevsimlikti. Mevsimli Müslüman geldi burada işlerine söz dinleyin. Sözü de anlamayın. Çıkıp gelip dışarıda der ki, molla böyle dedi, cemaat böyle yaptı, gençler şunu böyleledi, yönetim bunu böyleledi. Mevsimli Müslüman bizi ne deyir? Tahrip edilir. Biz ne yapırız? Biz de o dedikodunun, o fitnenin arkasından kendimize pay çıkmaya çalışırız. فَإِذَا رَكُبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَ اللّٰهُ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Onlar ne zaman bu mevsimlik Müslümanlar ne zaman sıkıntıya düştüklerinde, problem yaşadıklarında, zorluğa düştüklerinde Allah Allah deyip yapışırlar Allah'ın eteğine. Ama ne zaman çok sıkıntıdan, problemden kurtuldular gene onlar şirke dönerler, gene kaptarası dönerler, gene fitneciye dönerler, gene tahrifçiliğe dönerler, gene karanlığa dönerler. Üçüncüsü, uyuşmuş ve yozlaşmış, klasikleşmiş bir din ve itikad anlayışı. Uyuşur. O dinin, o inancın, o ibadetin, o duygunun, o tutkunun içerisinde ne cihat ruhu var, ne sabır ruhu var, ne tefekkür ruhu var, ne kalbi ruhu var. Sadece ve sadece ona değmeyen yılan bir yaşasın misalıyla ne yapar? Ben namazını kılırım, başka hiçbir şey yapmaya karışmıyorum. Ben ibadetimi yapayım, ya birileri içki